Burası Küba'da yer alan Amerikan üssü Guantanamo. Kaydenin en tehlikeli tutukluları işte bu girerken ellerini uzatıyorlar bir şekilde bellerinden bağlı. Guantanamo üssünde işbirliği yapan açlık grevleriyle mahkumlara yapılan muameleyle 500'den bakarsanız burası dünyanın öteki tarafı. Guantanamo koyu Küba adasının en ucunda yer alıyor. Türkiye ile arasında 7 saat zaman farkı var. Hiç ara vermeden uçakla gelmeye kalksanız 23 saat sürüyor. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayip Denizi'ndeki askeri deniz üssü. 11 Eylül'de New York'ta ikiz kulelere düzenlenen saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal etti. El-Kaide ile resmi olarak da savaşmaya başladı. ...2002 yılında Afganistan'da yakalanan El-Kaide militanı olduğu iddia edilen insanlar işte bu üsse getirilmeye başlandı. Şu anda 35 ayrı milliyetten 17 ayrı dili konuşan 500 civarında tutuklu farklı kamplarda işte bu üste tutuluyor. Örneğin kapatılan kamp X-Ray bir bataklığın yanına kurulmuştu. Üssün diğer ucundaki delta kampları ise denizin kenarına kurulmuş. Bu tel örgülerin arkasında 1, 2, 3, 4 adında 4 ayrı kamp yer alıyor. Hepsine birden delta kampları deniliyor. El-Kaide tutukluları işbirliği yapma derecelerine göre işte bu farklı rakamların bulunduğu daha küçük ölçekli kamplarda tutuluyor. Delta kampının 1 kilometre ötesinde Kamp 5 kurulmuş. Burası El-Kaide ile ilişkili olan mahkumların tutulduğu bir cezaevi binası. Olağanüstü güvenlik önlemleri var. Burası ise 27 Şubat'ta mahkemelerin yapılacağı bina. İlk aşamada 10 El-Kaide tutuklusu burada yargılanacak. Aralarında 11 Eylül saldırılarına katılmayı planlayan ama başaramayan Muhammed Kahtani, 13 yaşındaki iki arkadaşıyla beraber adaya getirildiğinde 15 yaşında olan Ömer Kadır, Avustralyalı David Matthew Hicks de bulunuyor. Duruşmalar tıpkı Saddam Hüseyin davasında olduğu gibi canlı olarak yayınlanacak. 2005 yılı Uluslararası Af Örgütü raporunda Guantanamo zamanımızın gulağı olarak tarif ediliyor. Derhal kapatılması isteniyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörlerinin geçtiğimiz hafta yayınladıkları raporlarda da Guantanamo'nun kapatılması ve işkenceden sorumlu olanların yargılanması talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 131 kişinin katıldığı bir açlık greviyle mahkumlarda durumların belirginleşmesi için eylem yapıyorlar. 5 mahkum hala açlık grevinde Guantanamo'da yaşanan hukuksuzluğu protesto ediyor. Ayrıca Guantanamo'da yaşananların daha iyi anlaşılması için burada kalmış, daha sonra serbest bırakılmış kimi tutukluların farklı mecralarda verdikleri ifadeleri de tüm dosyalarımızda yorumsuz olarak ekrana taşıyacağız. Tek tek maceraların değil, Guantanamo'yu onların yaşadıklarıyla anlatmaya çabalayacağız. Şimdi Guantanamo izlenimlerimize, isterseniz Şefik Resul gibi Afganistan'da yakalanan bir yabancının Guantanamo yolculuğunu anlattığı satırlarla başlayalım. İnsanlar altlarını işediler. Afganistan'dan sonraki tek mola Türkiye'deki Amerikan üssü İncirlik'te 2,5 saatlik konaklamaydı. Tüm benliğimi kaplayan tek şey ciddi şekilde acı çekiyor olmamdı. Muhafızlar uyumamı söylediler ama kemer böğrüme batıyordu. Sonunda Küba'ya ulaştığımda kanamam olduğunu fark ettim. Bundan sonraki 6 ay boyunca ellerim işsiz kaldı. İkinci kampa 7 ayrı güvenlik kapısından geçildikten sonra giriliyor. Hücreler uzun bir konteyneri andıran çelik kafeslerle donatılmış. Bir koridora dizilmiş duruyorlar. Bize gezdirilen hücrelerin hepsi boş.
Sadece iki hücrenin kapısı açık ve içinde mahkumların kullandığı eşyalar gösteriliyor. Burası kamp 2 hücreleri görüyorsunuz. Hücreler yaklaşık bir 3 metre 2 metre. Her birinin içinde tuvalet var. Su var. Su sık sık kontrol edildiği söyleniyor. Şimdi biraz ileride sizlere diğer hücreleri göstereceğim. Burası boş olan bir hücreler alanı. İkinci kamp daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bunlar yemek verirken ya da tutukluların elleri ya da ayakları bağlanırken bir yere götürülürken açılıp kapanabiliyor. Bu hücrelerde benim görebildiğim kadarıyla bir 100 kişi kalabilir gibi gözüküyor. 50 kişi, yan tarafta başka bir şey var. Başka bir yine aynı büyüklükte başka bir alan gözüküyor. Air conditionlar var gibi. Burası floresanlarla aydınlatılıyor. Gördüğünüz gibi burası mahkumun bulunduğu hücre. Cam yok. Hava çok sıcak. Burada bir tane Kur'an gözüküyor. Normal şartlarda bazen bunun ağza da takıldığını biliyoruz. Daha çok gördüğünüz fotoğraflarda hatırlayacaksınız. Bir havlu var. Eğer işbirliği yapmıyorsa, yani buradaki yetkililerle konuşmak istemiyorsa, görüşmek istemiyorsa buradaki mahkum ya da buradaki tutuklu, bir havlu veriliyor. Sadece bir terliği var. Ve turuncu renkte kıyafetler veriliyor. İşbirliğini yapmadığının simgesi olarak bir adet battaniye görüyorum ve o kadar. Onun dışında buradan bakayım. Evet, su içebileceği bir ortam var. Buradan da sifonu çekip tuvaletini yapıyor. Topu topu 3 adım ileri, bir adım sol tarafa baktığımız zaman 3 metreye 2 metre genişliğinde bir alan görüyoruz. Biraz ileride sizlere başka bir alan göstermek istiyorum. Burada da daha çok işbirliği yapan mahkumların bulunduğu bir alan burası. Burada biraz daha fazla malzeme var. Gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı verilmiş, sabun var. Onun yanı sıra kitap alabiliyorlar. Kütüphaneden kitap alabiliyorlar. Çeşitli kitap alabildiklerini söylediler. Arapça var, İngilizce var. Bir tane mat var diğer şeyden farklı olarak. 2-3 tane havlu görüyorum. Bir tek. Ve kıyafetleri görüyorsunuz. Buradaki kıyafetler de farklı. Çünkü buradaki mahkumlar eğer işbirliği yapma derecelerine göre kıyafetleri değişebiliyor. Eğer biraz daha iyi işbirliği yapıyorsa ten rengi bu tür kıyafetleri alıyorlar ve bunları giyiyorlar. Burası Guantanamo'da tutukluların günde haftada 3 kez sadece 1 saatliğine çıkabildikleri dinlenme alanlarından bir tanesi. Çok uzun değil, yaklaşık bir 10 metrelik bir alan. Burada hemen sol tarafta Saddam Hüseyin'in yakalandığı bir fotoğraf var. Yine bir Orta Doğu ülkesinden bir başka fotoğraf var. Altında Arapça başka bir metin bulunuyor. Bu duvarın arkasında baktığınızda duşlar var. Buraya girip her zaman buraya çıktıklarında duş olduğunu söylüyor buradaki askeri yetkililer. Ve bu duşlardan alabiliyorlar. Burada çok bir şey yok. Bir tek yere baktığımızda Mekke yazısını görüyoruz. Mekke kıbleyi gösteriyor. 12.793 kilometre yazıyor. Bahçede bizim bulunduğumuz yerin hemen arkasında top oynayan diğer mahkumların sesleri duyuluyor. Yanımızdaki subaylar ve sansürcümüz sessiz olmamız için bizi uyarıyorlar. Bizi duymalarını ve bize herhangi bir şey söylemelerini istemiyorlar. Oysa böylesine bir kafeste yıllardır kalanların muhtemelen bizim gibi gazetecilerle konuşmak isteyeceği de çok şey olmalı. Yan hücrede kalan Said el-Medini, konuş benimle, lütfen konuş benimle, çok kötü hissediyorum, biriyle konuşmak istiyorum, kimse bana güvenmiyor diyordu. Tam olarak aklını kaçırmıştı, nerede olduğunu bilmiyor durumdaydı. Memduh Habib, Guantanamo tutuklusu. İkinci kamptan sonra Delta üssünün içindeki dördüncü kampa doğru yola çıkıyoruz. Burası Amerikalı yetkililerle işbirliği yapan tutukluların koğuş düzeninde yaşadıkları bir alan. Ortasındaki kuleyle büyük bir avluyu andırıyor. Burası
Burası Guantanamo üstünde işbirliği yapan mahkumların genelde dışarıya çıkıp hava aldıkları alan. Ortada bir futbol sahası bulunuyor. Arkada çeşitli koğuşlar bulunuyor. Burada daha çok koğuşların içinde hayat devam ediyor. Farklı ülkelerden, farklı mezheplerden insanlar aynı koğuşlarda kalıyor. Yaklaşık 15-20 tanesinin aynı koğuşta kalması mümkün gözüküyor. Daha komünel bir hayat sürüyor. Bizim bildiğimiz cezaevi düzeni aslında burada devam ediyor desek yeri olacak. Etrafımızda olağanüstü güvenlik önlemleriyle dolaşıyoruz. Çok fazla kişi çektiğimiz görüntülere bakıyor, kontrol ediyor. Belli bir görüntü limiti içinde çalışabiliyoruz. Mahkumların sadece başlarının altını çekebiliyoruz. Üstlerini çekmesi ya da sırtını döndüğü zaman çekebiliyoruz boydan. Bu alanda kim yerleri çekmemiz yasak. Görüntüye izin verilmiyor ve sık sık da uyarılıyoruz çektiğimiz görüntüler hakkında. Şu anda izlediğiniz görüntüler Amerikalı yetkililer tarafından hem çekim anında hem de sonrasında tekrar izlenerek sansürlendi. Neden olarak Cenevre Konvansiyonu gösterildi. Cenevre Konvansiyonu'na göre savaş esirlerinin yüzünü göstermek yasak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Guantanamo'da bu gördüğünüz cezaevlerinde bu yasağın dışında Cenevre Konvansiyonu'nun hiçbir maddesini kabul etmiyor ve mahkumlara yönelik uygulamıyor. Buranın maksimum kapasitesi 10 kişi. Orijinal dizaynında burada 2 yatak daha var. Burada temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca mektup, resim gibi her mahkumun kendine özel eşyaları da var. Yukarıdaki kameralarla da onları izleyebiliyoruz. Burası Guantanamo'da tutukluların tedavi gördükleri hastane. Hastaneyi bize başhekimi gururla gezdiriyor. Burada 10'ar kişilik 2 oda var. Ayda ortalama 70 kişi geliyor. O tarafta hemşire odası ve 2 izolasyon odası var. Hastalıkların bulaşmasını önlemek için. Arkada da eczane ve röntgen odamız, ayrıca ameliyathane var. Şu anda tam olarak kaç kişi açlık grevinde? Şu anda sadece 5 kişi açlık grevinde. Bir soru daha sormak istiyorum. Açlık grevleri ne kadar sürdü ve en fazla kaç kişi katıldı? 17 kişi Ağustos başlarında başladı. 11 Eylül'ün 4. yıl dönümünde ise bu rakam hızla artarak 131'e çıktı. Bu en yüksek rakamdı. Ekim-Kasım arası da bu 40'a indi. Sonra giderek sayı azaldı ve şu anda 5 kişi. Açlık grevi yapan mahkumları gördünüz mü? Grevde olmalarına rağmen onlara her gün öğünlerini veriyoruz. Ve bugün yemeği düşünüyor musunuz diye soruyoruz. Ve onlar bunu reddediyorlar. Hemşire bir tüpü burnuma öyle hızlı bir şekilde itti ki nefes alamayıp tıkanmaya başladım. Burnumda kanama oldu ve kan akıyordu. Hiçbir anestezi uygulamadılar. Geceleri uyumaya çalıştığımda sürekli yüksek sesler, nöbetçiler ve hemşirelerin fiziksel kötü muameleler oluyordu. Bana tüm bunların açlık grevinde olmam nedeniyle yapıldığı söyleniyordu. Fevzi Al Oda, Guantanamo tutuklusu. Biz açlık grevindekileri tüplerle farklı şekillerde besledik ve bu onları eski sağlığına kavuşturdu. Bizim için sevindirici olan hepsini hayatta tutabilmiş olmamız. Bu elimde gördüğünüz tüplerle açlık grevindeki tutukluları besliyoruz. Bunlar herhangi bir Amerikan hastanesinde kullanılan standart tüplerin aynısıdır. İsterseniz yanınıza götürebilirsiniz. Ölene veya bize saygı gösterilene kadar bu eylemi durdurmayı planlamıyorum. İnsanlar hiç kuşkusuz ölecekler. Benyam Muhammed El Habas, Guantanamo tutuklusu.
Kamp 5 bir bina. İçeride ölüm sessizliği var. Kapılar otomatik olarak açılıyor, kapanıyor. Hücrelerin hepsinde ince, uzun, buzlu camlar var. Dışarıyı görmek imkansız. Hücrenin içindeki ışıklar sürekli yanıyor. Burayı bize gezdiren askerler, Amerika'daki cezaevlerinden bir farkı yok diye övünüyorlar. Büyük bir koridordaki ilk iki hücre bizim, yani gazetecilerin görebilmesi için boş tutulmuş. İlk hücrenin hemen yanında sorgu odalarından bir tanesi var. Bir rezervasyonum var deniliyordu. Sorgu odasında klima en yüksek derecede çalışırdı. Dondurucu soğuk olurdu. Bu kesilen yerlerim için çok acı verici bir şeydi. Sıkıştığımda sandalyemi devirir, yere inmeye çalışırdım. Çaresiz kendi üzerime işerdim. Aşağılayıcı bir şeydi. Beni aynalı camın ardından seyrettiklerini bilirdim. Altıma işer işemez bir kadın askeri inzibat bağırarak içeri girerdi. ''Şu yaptığına bak, iğrensin!'' Klima dışarıdaki havadan bile daha sıcak hava üfleyecek şekilde ayarlanırdı. Bazen eğer pozisyonunuzu değiştirdiyseniz sandalyeyi alırlardı. Böylece acıyla büzüşmüş şekilde yerde diz çökmek zorunda kalırdınız. Tarık Dergul, eski Guantanamo tutuklusu, Mayıs 2003. Şurası bir gerçek ki Amerika Birleşik Devleti yetkilileri buradaki durumun ve bu durumun dışarıya nasıl yansıdığının son derece farkındalar. Tarık Durgul'un anlattığı sorgu odalarıyla bizim gördüklerimiz de birbirinden çok farklı. Bize gösterilen odalarda video, buzdolabı, hatta orta sınıf bir Amerikan ailesinin oturma odasında bulunan televizyon izleme koltuğu bile var. Her blokta 4 tane böyle sorgu odası var. Hemen hepsinin dekorasyonları aşağı yukarı aynı. Koltuklar, sandalyeler, televizyon ve 2 kamera var. Bu kameralardan birisi sorgulama esnasında mahkumun ne dediğini kaydediyor. Diğer kameranın görüntüleri de kontrol odasına ulaşıyor. Acil durumlar içinde bir düğmemiz var. Çünkü bu odanın içindekiler dışarıdaki her şeyden uzaklar. Acil bir durumda sorgulamayı yapanlar bu düğmeye basarsa, gardiyanlar içeri girip müdahale ediyor. Burası 5. blok. Yani şu anda özellikle El-Kaide'nin en önemli isimlerinin, Guantanamo'daki en önemli isimlerinin tutuldukları yerler. Kimileri işbirliği yapıyor, kimileri yapmıyor. İşbirliği yapanlar için işte en büyük avantaj burası. Buraya çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi günde haftada 3 gün sadece 2 saatliğine burada kendileri spor yapma imkanına sahipler. Büyük birer kafesi andırıyor. Bir parça size bu kafesleri de anlatayım istiyorum burada. Çünkü içeriye baktığınızda kıbleyi gösteren bir ok var. Kıblenin ne tarafta olduğunu gösteriyor. Plastik bir kap var ve bu matları da bu şeyin üzerine koyup oturabiliyorlar. Bu iki gördüğünüz ufak bölümde ise güvenlik nedeniyle içeri girerken ellerini uzatıyorlar ve bir şekilde bellerinden bağlı kelepçeleri takıyorlar. Ardından mahkum eğiliyor, alt taraftan kelepçeyi takıyor. Ondan sonra bu kapıyı açıp mahkumun ya da burada bulunan tutuklunun çıkmasına izin veriyor. Kamp 5 sanırım gördüğümüz diğer kamplar arasında en moderni ve belki de en korkuncu. Zamanın, sesin, hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Dünyaya ait olmayan bir bilim kurgu cezalandırma alanı gibi. Yaşarken ölmek böyle bir şey olmalı. İnsanlardan, zamandan, hayattan arındırılmış, küçücük, daracık bir hücrede, üzerinizde turuncu, beyaz ya da ten rengi kıyafetlerle sonunuzun ne olacağını bilmeden tutulmak olmalı. Bu hücreleri görünce tutukluların neden buradaki durumu protesto etmek için 6 aydır açlık grevi yaptığını ya da bugüne kadar olan 30'un üstündeki intihar girişimini daha iyi anlıyoruz. Sandalye olmaksızın ellerimiz bacaklarımızın arasında zincirli olarak yere bağdaş kurarak oturmaya zorlanırdık. Eğer düşersek zincirler ellerimizi kesiyordu. Sorgulamaya kadar, sorgulama esnasında bazen bu 12 saat sürebiliyordu. Bazen sorgulamacılar odayı terk ettikten sonra saatlerce bu pozisyonda bırakılıyorduk. Klima o kadar yüksek derecede çalışıyordu ki, birkaç dakika içinde soğuktan donmaya başlıyorduk.
yanıp sönen elektronik ışıklar ve çalınan yüksek sesli müzik kendi başlarına bir çeşit işkenceydi. Eminem, Bruce Springsteen ya da tekno müzik çalıyorlardı. Bazen bizi korkutmak için içeri köpekler getiriyorlardı. Orada olduğunuz sürece bize yemek verilmiyordu ve hücrelerimize geri döndüğümüzde de o gün boyunca yemek verilmiyordu. İşte kimi zaman bu yöntemlerle sorguya çekilen tutuklular hakkında yazılan raporlarla bu odaya getiriliyorlar. İddialar, suçlamalar, raporlar yüzlerine okunuyor. Ama onların bütün bunlar karşısında kendilerini savunacak avukatları ya da iddialara verecek cevapları çoğu zaman yok. Bu yüzden mahkeme öncesi kaderlerini belirleyecek bu sorgulamalara tutukluların artık %50'ye yakını katılmak istemiyor. Katılanların durumunu ise bizzat komisyonun başındaki komutan anlatıyor. Bu kurul nasıl çalışıyor? Neye öncelik veriyor? Mahkumların kendi savunma hakkı var mı mesela? Bu masada bir senatör oturur. İki yanında da kurul üyeleri bulunur. Diğer iki üye de ordu mensuplarından oluşur. Şu gördüğünüz diğer masada ise davayı kayda alan kişiler oturur. Davayı birebir kaydeden kişinin yanında mahkumların dillerini bilen, savunmalarını okuyan bir tercüman bulunur. İşte bu sandalyelerde ise mahkumlar otururlar. Ve bu tarafı da medya için ayırdık. Peki burada kaç kişi yargılanacak? Aslında burada başlangıçta düşman savaşlarına ortak olan 550 kişi yargılanacaktı. Ama bu 550'nin 38'i artık düşman savaşçısı değiller bize göre. Yani karşı tarafta yer almıyorlar. Geri kalan 520'si hala burada. Ancak bu 520 mahkumun tümü yargılanmaya müsait değil. Çünkü bazıları savaş suçları, bazıları kendi hükümetlerince sınır dışı edilmiş. Kesin rakam olarak 463 kişi yargılanacak. Bu 463 kişiyi yargılamak için bu kurulu her yıl toplayacağız. Geçen yıl kurul 229 kişiyi yargıladı. Bu yargılananların 120'sinin bazı şartlarla ülkelerine dönmeleri onaylandı. 14'ünün seberatine karar verildi. Dolayısıyla bu yıl bu 14 kişinin davası görülmeyecek. Bu yıl sadece mahkumiyeti devam eden 329 kişinin davası görülecek. Bugün Guantanamo'da yaşananlar kuşkusuz önümüzdeki günlerde Amerikan adaletinin de konusu olacak. Hatta ifadelerin alınışındaki rahatsızlık kimi FBI ajanları tarafından üstlerine şimdiden bildirilmiş durumda. Tacizden başlayıp köpeklerin korku amaçlı kullanılmasına kadar pek çok bilginin bulunduğu bu maillerde ajan ve sorgulamacı adlarının üzerleri silinmiş. Ancak açık alanlarda kalanlar önümüzdeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi yetkililerin başını çok ağrıtacak. Tek bildiğim fazlasıyla sıcak bir yerde olduğumdu. Güneş cayır cayır yakıyordu ve ter alnımdan gözlerime akıyordu. Bağırarak bir doktor istediğimi söyledim. Birileri gözlerime su attı ve sonra yine aynı bağırışı duydum. Hain! Hain! 4 saat sonra acıya dayanamıyordum artık. Birisi bana su vermeye geldi ve o sırada bir nöbet geçirdim. Yere düştüğüm için beni işlemleri yaptıkları yere götürdüler ve glikoz serumu verdiler. Sonunda kara camlı pilot gözlükleri çıkarıldı gözümden. Başımı kaldırdım ve daha işlemleri yapılmamış turuncu tulumlu ve gözlüklü diğer insanları gördüm. Hayal görüyor olmalıyım diye düşündüm. Etrafa bakındım ve burası nasıl bir cehennem diye düşündüm. Şefik Resul, eski Guantanamo tutuklusu.
Afganistan'da ilk tutuklular getirildiğinde Guantanamo bu operasyona hiç hazırlıklı değildi. Gelenleri işte ilk burası, Camp X-Ray karşıladı. Bir hayvanat bahçesini andıran kafeslerin yan yana dizildiği bir açık hava hapishanesi. İçinde yaşayanlar içinse bir korku filmi setiydi. Her şey yasaktı. Namaz kılmak, tel örgülere yaslanmak, başını kapatmak, akla gelen her şey. İlk tutuklular geldikten sonra birkaç gazeteci X-Ray kampına tek başlarına gelmiş ve karşıdaki tepeden izlediğiniz bu görüntüleri ve fotoğrafları çekmişlerdi. Guantanamo resmi işte bu görüntülerle insanların zihnine kazındı. Camp X-Ray, Guantanamo'daki diğer kamplar açıldıktan 3,5 ay sonra kapandı. Ancak burada yaşananlar hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Camp X-Ray'i işte bu görüntülerle tanıyorsunuz. Şu anda kulelerden bir tanesinin tepesindeyiz. Arkamda gördüğünüz kulelerin bir benzerindeyiz. Burada gözetleme kuleleri varmış. Bunlardan 3 tanesi yıkılmış hali hazırda. Birazdan aşağıya inip sizlere tek tek burada ne olduğunu, kamp içindeki yaşamı anlatacağım. Ama ilk olarak tepeden bakışta bir kampı anlatayım istiyorum. Dünyanın konuştuğu, o görüntülerin çekildiği kamp farklı bölümlerde oluşuyor. Etrafı tamamen sarmaşıklarla çevrili olan bu tel odaların içinde kalıyordu tutuklular ilk geldikleri 3,5 ay boyunca. Şu anda gördüğünüz yer ilk yapılan kısmıydı. Biraz sol tarafında, sol tarafa baktığınızda daha sonra inşa edilen ikinci kısım oldu. İlk gelenlerin sayısı 10 ya da 20 kişiydi ama sonradan 3,5 ay içinde pek çok kişi buraya geldi ve 3,5 ay boyunca tutuldu. Hemen ileriye baktığınızda sorgu odalarını görüyorsunuz. 4 tane 5 tane sorgu odası yan yana. Burada çeşitli görevliler sorguları gerçekleştiriyordu. Biraz sola döndüğümüzde arkamızda tutukluların özellikle gelenlerin tedavilerini gördüğü ya da burada ihtiyaç duyulursa tedavi gördükleri alan gözüküyor. Hemen sol tarafımda girişte ise burası ise kampa ilk giriş kısmıydı ve ilk gelen tutuklular burada karşılanıyor. Bundan sonra içe sokuluyordu. Burayı Delta kampını ilk yöneten PAO kurdu. Bütün ticari medya çoğu içeriden. Tam şu noktadan, bir kısmı da caddeden görüntü alıyor. Buradaki bazı görüntüleri hatırlayabilirsiniz. Mahkumların sağdan sola, soldan sağa, ana kapıdan gelen görüntüleri hatırlarsınız. İlk mahkumlar 11 Ocak 2002'de 12 otobüsle geldiler. Son mahkumlarsa 29 Nisan'da geldi. Kamp 2002'de 3,5 ay kullanıldı. Bu ana kapı yüksek bir teknolojiye sahip değil. Şurada bir gözetleme kulesi var. Sahip olduğumuz olanaklar azdı ama kullanışlıydı. Hiçbir şey imkansız değildir. Ama buradan kaçmanın imkansız olduğunu söyleyebilirim. Aralıklarla tel örgüler var. Teller arasında 20 adım mesafe var. Kimse fiziksel olarak bunları aşamaz. Ancak bunu yapsa bile hemen fark edilir. Zaten şimdiye kadar da hiç başarılı bir girişim olmadı. Böyle bir kampın içinde yürürken açık söyleyeyim insan ne diyeceğini, ne düşüneceğini şaşırıyor. Burayı şu anda Amnesty International yani Uluslararası Af Örgütü Gulag olarak anıyor. Özellikle burada çekilen görüntülerden şu anda Amerikalı yetkililer son derece rahatsızlar. Bu görüntülerin Guantanamo'yu simgelemediğini söylüyorlar. Sadece ilk 3-4 aylığına burada o insanların barındırıldığını, tutulduğunu ve onların da bir şekilde gözetim altında tutulduğu için bir parça bu tür muameleyi hak ettiğini de kelime arasında söylemeyi ihmal etmiyorlar. Burası Camp X-Ray'in en kötü fotoğraflarının kullanıldığı yer. O sahneyi hatırlıyor musunuz? Turuncu giysili 5 tutuklu sola, 4'ü de buradan sağa bakıyor. Kelepçelenmiş şekilde. Aynı arka planda bulunan birkaç kişi görüyordunuz. Bu görüntü Camp X-Ray için çok kötü, sömürülmüş bir görüntü. Tam burada çekilmişti ve şimdi 2002'den beri hiç öyle bir şey olmadığını görüyorsunuz.
Bazen çevrede bir çeşit fare görebilirsiniz. Aslında onlar fare değil, Hutea. Çok büyük değil mi? Evet. Muz yiyorlar ama. Vejeteryanlar. Et yemiyorlar. Uysal hayvanlar. Genellikle kimseyi ısırmıyorlar ve etrafta koşuşturmuyorlar. Ev kedisi büyüklüğündeler. Bence korkunç görünüyorlar. Burası mahkum hastanesi. Operasyonların yapıldığı iki tane oda var. İki tane pencere var. Bazen burada yataklar alıyor. İşte burası doktorun odası. Temiz ve steril bir ortam. Eskiden kullanılmasına rağmen hala iyi durumda. İşini oldukça iyi yapmıştı zamanında. Sevgili Cleve, umarım iyisindir. Sana sağlığımdan endişe etmeye başladığımı söylemek istiyorum. Çünkü artık daha kötüye gidiyor. Şu dediğime şaşıracaksın. Bu yeni Sovyet çalışma kampındaki doktorlar ve hemşireler suyun her derde deva olduğunu keşfettiler. Su her şeyin ilacıdır ve eğer bir tutuklu soğuktan, sırt ağrısından veya alerjiden şikayetçiyse hemşirenin kesin bir cevabı var. Su iç. Bademcik iltihabın mı var? Su iç. Şikayetinin ne olduğu önemli değil. Su iç. Nöbetçilerin bile acile tutuklu götürürken sihirli bir reçeteleri var. Su iç. Sami Muhi Aldin Alhaj. Kamp X-Ray'de yaşananlar bugün artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası Af Örgütü raporlarında ya da bir zamanlar burada yapılan iç yazışmalarda anlatılanlara baktığınızda durumun çok, çok ama çok dramatik olduğunu görüyorsunuz. Muhafızlar zincirlenmiş tutuklulara tuvalete kadar eşlik eder. Tuvalette tutukluların sol eli kelepçeden çıkartılır. Sağ eli kelepçeli kalır ve muhafız tarafından tutulur. Tutukluların ellerinin tuvaletteyken tamamen kelepçesiz olmasını düşünüyoruz. Ancak tuvalet kapısı açık kalmalı ve tutuklu en az bir muhafız tarafından gözetlenmelidir. 21 Ocak 2003 Kamp X-Ray Talimatnamesi. These ones on the right were administrative offices for MP. Sağda bulunan arkamızdaki binalar yönetim birimleri, istihbarat ve sorgu odalarının bulunduğu binalar. Temelde mahkum buraya geliyor, burada oturuyor. Masanın ve sandalyenin yere sabitlendiğini görüyorsunuz. Tutuklular bazen saldırgan olabiliyorlar ve herhangi bir şeyi silah olarak kullanabilirler. Kameranızı kırabilirler, üstündeki giysileri parçalayabilir ve size zarar verebilirler. Arkada askeri polisler duruyor. Burada da bir tane askeri polis var. Sorgucu ve gardiyan burada duruyor. Arkada da rapor yazanlar var. Burada da herhangi bir işkence olmuyor. Kötü muamele yok. Masa ve sandalye var. Burada da aynı şeyler var. İşkencede kullanılacak bir malzeme yok. Mimarinin oldukça ilkel olduğunu görüyorsunuz. Havalandırma yoktu. İçerisi cehennem gibiydi. Sorgulamacılardan biri bana Afganistan'da bulunan herkesin 11 Eylül katliamından sorumlu olduğunu söyledi. Amerikan bombardımanı sırasında ölen kadın ve çocuklar da dahil. Ama benim konumumun çok daha kötü olduğunu söylediler. Çünkü bu videodaki toplantı 11 Eylül planlamak için yapılmıştı ve bir sürü kişi onlara Bin Laden'in arkasında duran sakallı adamın ben olduğunu söylemişti. Kalbim küt küt atıyor. O ben değilim. O ben değilim diyorum. Bir yandan da düşünüyorum. Hapı yutacağım. Issızlığın ortasında bir adadayım ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir kadın geldi ve bana videoyu gösterdi. Ona kör müsünüz? O bana uzaktan yakından benzemiyor dedim. Ama bu bir şeyi değiştirmiyordu. Artık bunlara katlanamayacağım bir noktaya gelmiştim. Yapmanız gerekeni yapın dedim onlara. 3 aydır hücre cezasındayım ve şöyle dedim. Evet, o benim. Haydi buyurun, beni dava edin. Şefik Resul, eski Guantanamo tutuklusu. Detaine
is after they free or with their lawyers. Avukatlar mahkumlarla görüştükten sonra bu odayla ilgili pek çok şey söylediler. Bunların doğru olup olmadığına ilişkin herhangi bir araştırma yaptınız mı? Her iddia ve her suçlama Amerikan hükümetine gidiyor ve araştırılıyor. Amerikan hükümeti herhangi bir şekilde işkence ve kötü muameleye tolerans göstermiyor. Ama işkence ve kötü muamelenin olduğunu iddia edenler var. Buradaki bazı mahkumlara baktığınızda yine bazı iddialar duyabilirsiniz. Her şeyi takip ediyoruz ve Amerikan hükümeti her şeyi dikkate alıyor. Bu kampta olan her şey göz önünde.